Sinan Hanım konuşmak için ya yükseliyorsunuz ama Yasemin gereksiz. Hanım konuşmak için konuşuyor. O üçlü koalisyon ne zaman yıkılacak yok çok ya, merak ediyorum. Az önce de söyledim pastırmaya takıldınız diye. Yani kendisine de ben söylemem gerekeni söyledim. O da bana söylüyor. Ne koalisyonu ya. Tam olarak pastayı beğendiğiniz için dün bu masaya 6 puan vermiş birisisiniz. Lütfen konuşurken dolu konuşun. Evet, dolu konuşun. Beğendim ben. Sadece pasta için 6 puan verdiniz. Salatalığı ne salatası ya? Salatalığı yarısını yedim ben ya. Salatalığı 6 puan verdiniz çok ya. Ben çok hoşuma gitti ya. Beğendim verir yani. Hayır, gerçekten hoşuma gitti. Bence yemek için tarihine geçecek bir salataydı o. Ama sonuçta hanımefendi beğendi tabii, yani. O beğendi çok. Bir şey diyemem, saygı duyuyorum. Ya ben de 6 puan verdim. Tadı kötü değildi de. Ve ilk defa denedim Zuhal Hanım. Hoşuna gitti. Olabilir. Yani evet yani siz niye buna tadı kötü bir yap kadar yüksek puan verilmesine ben karşıyım. Ya niye gerçekten sinirlendi anlamadım. Keşke bunu size bir çiçek istedim. Mutlu olsaydınız. Kaktüs. Ben sizden çiçek alır mıydım acaba? Aslında kaktüs getirseydiniz acaba yoksa? Dikenli dikenli. Ben o kaktüsü gerçekten acaba ya ne yapardım size? Ha. Burada hiçbir şey yapamazsınız. Yapardım. Çok komik ya, böyle bir şey mümkün mü? Biz burada tanıştık, burada da bitecek bizim dostumuz. Ne koalisyonu, biz bir araya yan yana gelmiyoruz ki koalisyon kuralım. Masadan masaya, yani böyle bir şey mümkün değil. Neslihan Hanım'la benim aramda herhangi bir koalisyon yok. Yasemin Hanım yine bir şeyler uyduruyor, bir şeyler söylüyor. Ben buna anlam veremedim. Neslihan Hanım'la bazı konuda aynı fikirde olabiliriz. Yani yemeğin tuzu azsa evet azdır. Yani bu koalisyon anlamına gelmiyor ki. Aynı fikirde olunabilir. Diskalifiye de olacak olsam şey o kaktüsü de o çiçeği de ya yedirirdim ya da kafasına vururdum. Buna benim terbiyem müsaade etmez Yasemin Hanım ama siz yaparsanız. Yaparım. Benim burada özellikle bu programda buna terbiyem müsaade etmez. Evet yaparsınız. Ben de onu diyorum zaten siz yaparsanız. Aynen. Ben yapmam. Aynen ben asla öyle sizin gibi hiç kimseyi terslemedim. Ben Erman Bey'e de yine gayet kibar bir şekilde reddettim çiçeğini. Kibar mı? Evet. O suratınız kibar zaten mı? O suratınız gerçekten yetti bize zaten. Gerçekten yani bunu söylerken. Ama ne yapabilirim yani? Yani gerçekten öfkelen. Yani. Bakın ben öfke, o anda gerçekten şey öfkelendim ama öfkemi kontrol altına aldım. Ama sizin dediğiniz gibi kesinlikle ben terbiyem o çiçeği onun kafasına atmaya falan kesinlikle müsait siz değil. Buna gerek yok. Kimin kafasına çiçek atılıyor? Pardon ya. Siz en Erman Bey. Kim atıyor? Kafasına atılmıyor. Yasemin eğer Davut ona verseymiş kafasına atardı. Evet. Diyor. Yok. Yasemin. Ben de çok ayıp asla, demeyin öyle şeyler asla, asla, asla. Sen de çok kibar değildin dün Erman'a karşı. Evet. Yani bozulmuş olabilirsin. Bilmiyorum izleyince göreceğim. Hazır olabilirsin de ne münasebe çekin şunu kaldırın gözünün önünden falan. O ama bir anda da biraz ama şeyi. Ama Zuhal Hanım ya böyle bir anda böyle elinde çekin ne alaka yani. Beklemediğim bir şeydi anladım bir şok yaşadın gerçekten ya. Gerçekten ne alaka yani. İzdivaç programda mıyız ya? Biz de sizi görünce halinize şok olduk. Acaba şunu mu yapmak istediğiniz? Hani bir eve misafirliğe giderken aynen, ben elinde elinde bir gergin dediniz. Diyor. Ben de evet niye getirdiniz? Elim boş gelmek istemedim dedi. O gün yarın da karpuz için getireceğim. Davut Bey'in. Aa sana karpuz geliyor. Karpuz çok söyledin. Teşekkürler. Evet, evet canınız çekti. Biz de yeriz artık bir dilim. Evet ne getiriyordun ana yemek Erman? İşte şimdi ne getiriyorum? Bonfile getiriyorum. Şimdi pilav getiriyorum. Vallahi ne bir şey getireceğim ama. Sizinki de sor işte. Allah ne verse yiyeceğiz. Bir kısmetimiz bir yemeğe yani. Misafir umduğunu değil bulduğunu yer. Bir gün gerçekten birinden şöyle ortaya güzel bir güveçte kuru fasulye bekleyin. Daldırın ekmeğinizi banın da yiyin diyecek diye. Vallahi güzel olur aslında değil mi? Olur neden olmasın gayet yer güzel olur. Yer sofrası yapmıştık geçen sene gittiğimizde. Ha. Tabii olur, evlere. Samsun çok güzeldi. Samsun çok güzeldi Zuhal Hanım sizin gittiğiniz. Efendim? Samsun'u ben çok beğenmiştim. Çok canım Samsun çekmişti. Çok Samsun efsaneydi. Bu şey çok güzeldi. Erman Bey'in böyle hep böyle zamanın böyle kitlenmiş gibi oturması. Hani biraz yüksel kardeşim ya. Eğer istemeyin sen Sabri Hanım'a da gerekirse orada haddini. Burası bir yarışma. Haddini bildir artık yani. Kalk ayağa dikine yapmaya çalışıyorsunuz falan gibilerinden. Erman Bey zaten böyle sessiz beyefendi bir imaj çizmeye çalışıyor. Ben beyefendiyim, ben sessizim, işte ben işte bu şekildeyim. Yani bu şekilde herhalde olup da böyle bir beyefendilikten puan kazanma derdinde. Halka oynuyor. Bu durumda halk izleyecek, aman ne kadar beyefendi ve adam falan diyecek. Aslında asla öyle değil yani. Bence kendisi çok saygısız bir insan. İnsanların isteklerine, özellikle de benim isteklerime asla saygı duymayan bir insan. Öyle olsaydı iki gün boyunca saçma sapan davranışlarını devam ettirmezdi. Afiyetler olsun. Evet. Ne salatasıydı? Brokoli salatası. Brokoli salatası. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Salatayı baştan getireyim de diyorsun. Salata. Ya benim rüyalarıma girdi o şeyler salata. Şeyler açıldı antenler evet ya. Çok üzüldük ama. Evet. Yani iki gecedir rüyamda loko görüyorum. Biberleri kendiniz mi közlediniz? Efendim? Biberleri kendiniz mi közlediniz? Biberleri. Yok. Ha? Konserve mi? Konserve olsun dedim. Konservenin mevsimi çünkü bu ara. Neden? Konservenin mevsimi mi?
Konserve... Ne diyeyim şimdi? Ne diyeyim yani? Biberleri nasıl közleyeyim? Çok trend diyor bu ara. Biber közlemek çok basit yani bir şey. Biberi közleyebilirdiniz, tava, yani mısırı haşlayabilirdiniz. Mangal yapmaya gerek yok yani. Tavada bile hemen böyle iki ters düz yapınca közlenecek bir şey. Bunu hazır kullanmanıza gerek yoktu. Erman Bey valla orada ocakta var yani 2-3 tane biberi koyup közleyebilirdiniz. Ya vardı. Yani ben gerçekten. Bir salatalık salatası getirmedim yani en azından. Ne yaptınız siz? İşte bak yapıyorum, getiriyorum. Gayet güzel. Konserve ürünleri açmış. Bir araya getirmişsiniz. Kayısı konserve ürünü hemen hemen zaten. Ya brokoliyi haşladım. Haşlamamışsınız. Haşlayamamışsınız. Bakın burası ya asla haşlanmamış bir brokoli. Buharda mı pişirdiniz brokoliyi? Brokoli. Bu kadar sert kaldı. Brokoli pişirmiş. Hayır, yağda da pişirdim. Yağda da üzerine mı? Limon suyuyla beraber pişirdim hatta. Brokoli şimdi pişmemiş. Buharda olunca biraz daha diri kalıyor ya. Bunun sapları falan oldukça... Çok değil mi evet, sapları? Evet, sert. Ben onu fark ettim. Belki de hani buharda pişirdiyse ondan bu kadar dedim sert. Bir de iyi karışmamış. Bir tarafı tuzu iyi, çünkü bir tarafı çok tuzsuz. Dağınık değil. Normalde haşlanınca daha dağılabilme riski yüksek burada. Blanch ettin mi bu brokolileri? Evet. Siz zaten her şeyde kusu çıkarıyorsunuz maşallah. Ay sizi de çıkaracağım. Gerçekten çıkarırım. Çıkaracağım. Yani, yani söylüyorsunuz çıkaracağım. Olmasa bile gelen. Ben bir şey bulacağım. Ben dört dörtlük gelseydiniz ben yapacak dört bir şey yok. Değil. Beş beşlik geleceğim. Oo. Hadi bakalım. Aynen. Hadi bakalım. Yarışma koleksiyonunuza bir yarışma daha katmak için gelmiş olabilirsiniz. Yarışma koleksiyonu mu? Evet. Daha evvel de mi katıldın sen yarışmaya? Böyle her şeye başvuru yapıyormuş ya. Neye yapmış? Her şeye başvuru yapıyormuş. Aa sahi mi bilmiyorum. Neye başvurdun? Evet. Hangi yarışmaya? Ben MasterChef'e başvurumu yapmıştım. MasterChef'e? Ön görüşmeden tamam. Elendim. Daha ön sonra o sese gittim ama beğenildim sonra red geldi. Ön görüşmelerden nasıl o sese gittin beğenildin red? Ne zaman? Beğenildim. 1,5-2 sene önce. Ne yaptın? Şarkı söyledin. Evet. Geçtin. Evet. Güzel yani. Sonra yok deyince ben tabii hazırlandım, ettim, biçtim falan filan. Allah Allah. Naneli şekerlerimi de aldım. Yok yani olmadı. Naneli şeker. Naneli şeker neden? Ama ses bak TV8'de MasterChef'i denildi. O ses Türkiye'nin son yemek olmadı, kalmıştı. Olmadı yemekti. Evet. Sırayla. Evet. Ama alındım ki alınmasaydım zaten daha büyük kalk çıkarırdım. Niye? Yeter artık gerçekten. Aa burayı Mardin'den, da almasak seçmesek seni. Ama bu arada Mardin'den geldim lütfen. Allah'ın hakkı üç tamam, canım Mardin'e geldim. Sen şarkı söyleyebiliyor musun? Evet sözüm çok var güzel. Var mı sesin evet. Güzel diyorsun? Tabii ki. Kendi bestelerinden falan? Yok o kadar yok daha yükselmedim. Aa ses var diyorsun. Var. Aşçılık da var diyorsun. Var. Hadi inşallah bu yarışmada kısmet. Üçüncü de Allah'ın hakkı ya, üçtür. Alacağım biri birinciliği. He. Ama özellikle Yasemin Hanım'a özellikle. Bu şekilde. 50 bin TL ile diyorsun. Aynen güle güle diyeceğim. İnşallah inşallah. Sonra bu da beni Mardin'e geri beni bulur gerçekten. Niye bana çiçek, niye bana çiçek almadınız vallahi diye. Valla peşinden gelir var o potansiyon. Gelir valla gelir gerçekten. Niye mi çiçek almadınız diye. Evet. Öyle bir şey mi istedim ben kendi keşke ağzımdan? Keşke alsaydım. Sizi yemeğe davet ben ettim. Ben kendi hemen... ağzından böyle bir şey mi? Ne zaman yemeğe davet ettim? Bir saniye. Ya yemeğe mi davet etti? Seni benim evet yok. Kabul etti arkadaşlar. Balığa davet etmedim evet. Hep beraber dedin gideriz. Anlamadım bir saniye. Sizi yemeğe davet ettim biz sizi kabul ettiniz ya. Dediniz ya yapmayın falan. Ha vazgeçtim ben ondan. Ya şu zaten yapmacık bir hareketti. Vazgeçtim. Ha, anladım. Sizin kadar yapmacık olamıyorum. Erman Bey keşke çiçeği yatımdan ona verseydim. Bir büyüttü Mardin'den gerçekten. Geldim. Mardin'den geldim. Biz zaten yan mahalleden geldik. Neslihan Hanım Almanya'dan gelmiş. Ben Aksaray'dan gelmişim. Siz burada olabilirsiniz ama bunu lütfen bir ön plana çıkarın. Vakit ayırıp geliyorsunuz. Eşinizden, hayatınızdan bir vakit ayırıp tabii ki geliyorsunuz. Tabii ki canım yani. Hani bunu dışı bir dile getirmenin bir anlamı yok ya. Harcıyoruz. Bu kadar ön plan harcası gerekmiyor. O kadar emeğe, o kadar emeğe bir puan verdin. Oydu. Evet vallahi o bir puan. Oydu. Ya Allah aşkına. Değildi, değildi. Ya olsun. Ne değildi ya. Etsin, evet. Boş ver. Keşke bir 3 verseydin. Evet ya. İsterdim. Gerçekten ben bir 4, 5, 6 vermeyi... Sen daha yüksek alsaydın verirdin. Evet. Vermek büyük isterdim. Ama benim hani daha girmiştik hatırlıyorsanız pazartesi günü daha tanışmadan bir hoş geldiniz ben diyemeden dediniz, direkt dediniz, mutfağıma dediniz. Gidip hayır olur mu? Hayır sen mi gitmişsin? İlk 30 tabii saniyede. Ha oradan kalmış hiç yok. Daha yeni tanışıyoruz. Çorbalar geldikten sonra daha yeni tanışıyoruz. Çorbalar giderken gelebilir miyim dedim. Servise başlamadan önce sizle dedim. Daha yeni tanışıyoruz. Ama zaten en başta gidip görür ya zaten servise başladıktan sonra zaten dağıldım. Tamam da çok sert bir giriş yaptı ve şey oldum yani. Çok iyi yaptı. Bir... Demoralize oldu. Çok iyi yaptı aldı yani puan. Öyle bir dünya yok. Hani hoş değildi o da.
Ama ara ara yarışmacılar giriyorlar mı? Girebilir tabii ki de ama o şekilde o uslupla gelmesi hayır, beni mutfağa mesela girebilir. Nasıl düşünüyor bu? Ben onu kaçırdım. Ben orada tanışıyoruz da işte hoş geldiniz. Aa, ben bir mutfağınıza bakacağım diye. Bakabilir miyim ben bir şok dedim. Oldum böyle yani. Bir mutfağınızı ziyaret edebilir miyim acaba? Yasemin! Yasemin Hanım. Mutfak ziyaretinde bulunmak meraklı isteyen bir yarışmacı var. Tabii ki de buyurun efendim. Tabii ki de buyurun. Şu an git istersen Neslihan karışmadan mutfak. Düzenlemiş evet. Zaten toplamış. En azından yine sizi düşünüyorum Yasemin Hanım. Sonradan evet, evet. Gelsem mutfak bayağı bir karışmış buyurun, olacak. Çok teşekkürler. Buyurun Neslihan Hanım. Müsaade etmeseydiniz ya, içeri girmezdim. Müsaade ederim canım. Geldiniz. İşte öyle paldır küldür girmedim. Şimdi öyle bir oynuyorsunuz tamam. Ki. Çok müsaade etmiş. Evet, geldiniz. Yani. Konuşuyorum. Her şey yaptım. Sadece çene var sizde de ya. Ben de mi ya? Put 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 put. Ben sadece boş siz laf. Benimizde de gördüm. Sadece bir gurme gibi konuşuyor. Oturuyor böyle. Konuşuyor. Evet, evet. Gayet de güzel konuşuyor. Allah var. Böyle kelimeleri seçiyor. Yok evet, ama yani icraat yok. Güzel konuşuyor. Ben icraat kitabı okudum ki çok güzel konuşuyor. Sonra girdi mutfağa bir şey mi dedi sana? Hani mutfağım gayet topluydu. Ocağımda bir iki tane leke var diye. Tuz lekesi. Bunu tabii. Masada, lekesi evet, neyiz, masayı ayağa kaldırdı Zuhal Hanım. Ben tabii ki de puan kıracağım masa mutfağın. Masa ayağa kalkmadı. Herkes oturuyordu ya. Ya burada benim dedikodumu yapmışsınız ya. Ben bu arada kimse yapmam. Sonra bir daha kimsenin mutfağına girmedi galiba. Hayır, bugün de kimse girmedi değil mi? Belki buradan Davut Bey'in içine girerim. Tamam. Hadi bak. İzin verirsem girersin. Tabii ki de. İzin verirsem girersin. Tabii ki de. Buradan da görürüm sıkıntı. Afiyet olsun. Etini nasıl pişirmek istedin Erman? Etim çok pişmiş oldu yani. Öyle az pişmiş yapmadım. Bonfile çünkü bazıları sevmiyor içi kanlı. Medium well mi yapmak istedin yani? Çok iyi mi pişirmek istedin? Well done mı istedin? Well done olsun. İsmi well done güzel olsun. Geldi hoşuma gitti. Ya öyle mi olsun öyle mi olmalıydı? Yani ben ne oldu? Ben böyle hafif pişmiş severim. İçi böyle kırmızı ben pembe kalsın kırmızı severim. Ben de kırmızı şey yapalım da burası ama hiç acaba. Burada kes, bak bakalım çok nasıl risk. Oldu? Burada çok risk. İçi pembeli ise böyle tam well done olmadıysa why not derim yani. Bence değil. Aa, pembelik var içinde. Var, hafiften de var o kadar. Hadi bakalım. Müzik.